Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız ve Festival Başkanımız Sayın Muhittin Böceği alkışlarınızla sahneye davet ediyoruz. Sayın Bakanım, Sayın Milletvekillerim, Sayın Valim, değerli sinema severler, sevgili Antalyalılar, sizleri bir kez daha güzel Antalya'mızdan sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Değerli konuklar, hepinizin bildiği gibi Türkiye tarihinin en büyük yangını Manavgat'ta yaşandı. Yangında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Yanan sadece ormanlarımız değil, canlarımız değil, hatıralarımız, hayallerimiz, geçmişimiz ve geleceğimizdi. Onların anısına bu yıl afişimizi gelecek umutla yeşerecek temasıyla oluşturduk ve sanatçılarımızla birlikte 1880 dönüm üzerine 58. Antalya Altın Portakal Hatıra Ormanımızı dün ilk fidanlarını, ağaçlarını diktik. Salgının gölgesinde ve yaşadığımız yangın felaketinin hüznüyle hazırladığımız festivalimiz bize umut verdi, güç verdi. Altın Portakalımızın taşıdığı miras ve sinemamızın ışığı bir kez daha hem Antalya'mızı hem de ülkemizi aydınlattı. Kıymetli sanatçılarımızla ve sinema severlerle buluşmak hepimize moral verdi. Yaralarımızı sarmamıza, güzellikleri çoğaltmamıza ve yarınlara umutla bakmamıza vesile olan festivalimizde unutulmaz anlara birlikte imza atmanın mutluluğunu yaşadık. Kıymetli konuklar, 1964 yılında sinema sanatçıları ve emekçilere destek için festivalimizi başlatan Doktor Avni Tolunay Başkanımızı rahmet ve minnetle anıyorum. Altın Portakalımızı bugünlere kadar taşıyan kıymetli tüm belediye başkanlarımıza şükranlarımı sunuyorum. Bir hafta boyunca sinemamızın kalbinin attığı Antalya'mızda bize Altın Portakal coşkusunu yaşatan bu güzel festivalde emeği geçen herkese, gecesini gündüzüne katarak çalışan tüm festival ekibine, sponsorlarımıza, yurt içinden ve yurt dışından festivalimize katılan değerli sinema sektörü temsilcilerine, tüm sinema emekçilerine, kıymetli sanatçılarımıza ve jüri üyelerimize teşekkür ediyorum. Bu salonu tahsis eden Gençlik ve Spor Bakanlığımıza, değerli katkılarından dolayı Kültür ve Turizm Bakanımız Sayın Mehmet Nuri Ersoy'a şükranlarımı sunuyorum. Bugün Altın Portakal ödüllerimiz 58. kez sanatçılarımızın ellerinde yükselecek. Ödül alacak sanatçılarımızı şimdiden tebrik ediyorum. İyi ki varsın Antalya'm. İyi ki varsın Altın Portakal. İyi ki varsın sinema. Sinemanın ışığı altında toplanacağımız daha aydın, daha özgür, nice altın portakallı yıllarda buluşmak dileğiyle sevgiyle kalın, cumhuriyetle kalın, Atatürk'le kalın. Biraz uzak kaldınız. Ulusal Belgesel Film Yarışması'nda bu yıl Acı ve Tatlı Didem Şahin. Jüri Özel Ödülü Bekleyiş filmine yönetmen Aslı Akdağ'a gidiyor. En iyi belgesel Her Şey Dahil. En iyi uluslararası film ödülü Libertad Clara Roquet. Film yön jüri üyeleri olarak en iyi yönetmen ödülünü oy birliğiyle Ker filminin yönetmeni Tayfun Pirselimoğlu'na layık buldum. SİAK tarafından verilen SİAK en iyi film ödülü. Ödülü vermeden önce diyoruz ki İstanbul Sözleşmesi yaşatır. Ödülümüz bembeyaz filmde. Sırada en iyi erkek oyuncu ödülü var. Kafes filmiyle Tarhan Karagöz.
En iyi kadın oyuncu Nihal Yalçın, Zuhal filmi. Tüm Zuhal filmi ekibine sonsuz teşekkürler. En iyi senaryo. Okul tıraşının senaristleri Ferit Karahan ve Gülistan Acet. Sırada en iyi yönetmen ödülü var efendim. Tayfun Pirselimoğlu, Ker. Antalya'da ulusal yarışma terk edildiği zaman en çok itiraz edenlerden biriydim. Ve demiştim ki buraya bir filmle dönmüş olmak benim için çok kıymetli. Şimdi bir ödülle de, iki ödülle de burada olmak bunu iyice katmerleştirdi. Doktor Avni Tolunay adına verilen jüri özel ödülünü açıklıyoruz. İki şafak arasında. Ve gecenin en heyecanlı anına geldik. Jüri başkanımız Emin Alper'den 2021 yılının en iyi filmini açıklamasını rica ediyoruz. Okul tıraş. Antalya için çalışıyoruz.